Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda size mitokondri ve plastiklerden bahsedeceğim. Ayrıca çekirdeği de anlatıp artık hücre konusunu bitirmeyi düşünüyorum. Şimdi ilk önce mitokondriden başlayalım. Mitokondri ve plastikler hücrede bulunan çift zarlı organellerdir. Çift zarlı oldukları için de bunları ayrıca bir video olarak anlatmak istedim size. Arkadaşlar, mitokondri ilk önce baktığımızda mitokondri hücrede enerji santrali olarak iş görür. Yani enerjinin üretildiği, oksidatif fosforilasyonun yapıldığı yerdir. O zaman mitokondri için ilk önce bunu yazalım, görevini yazalım. Enerji santralidir. Enerji santralidir. Oksidatif fosforilasyonla ATP üretilir. Arkadaşlar, nedir oksidatif fosforilasyon? ATP'yi anlatırken bahsetmiştim bunlardan size. Oksidatif fosforilasyon şu. Oksijen kullanılarak enerji üretilmesine biz oksidatif fosforilasyon diyoruz. Yani oksijenli solunumun iki basamağı burada gerçekleşiyor. Bunlar sayesinde de ATP enerjisi üretilmiş oluyor. Oksidatif fosforilasyonun gerçekleştiği şekil şöyledir bakın. Glikoz molekülü oksijenle tepkimeye girer. Daha sonra karbondioksit artı su artı enerji üretilir. Bu enerjinin bir kısmı ısıya dönüşür. Vücut ısımız ayarlanmış olur. Bir kısmı da ATP'ye dönüşür arkadaşlar. Yine enerji ihtiyacımız karşılanmış olur. İşte mitokondrinin yaptığı olay budur. Ve genel olarak bunları gerçekleştiriyor. Peki yapısına baktığımızda yapısında neler var? Arkadaşlar, mitokondri dediğimiz gibi çift zarlı bir organeldir. İşte bu çift zarlı organelin, bakın, şurası dış zarı, düz olan dış zar. İçeride kıvrımlı olan ise iç zardır. İç zar. Dış zar düz, iç zar ise kıvrımlıdır. İç zarın kıvrımlarına krista diyoruz arkadaşlar. Bakın şuralara krista diyoruz. Krista. İçerisinde ise bir sıvı vardır. Sitoplazma benzeri bir sıvı. Bu sıvıya da matrix diyoruz. İçinde bulunan sıvı matrix. Matrix'e baktığımızda matrix'te mitokondriye özgü ribozom, DNA ve RNA bulunur arkadaşlar. Ayrıca zaten organik ve inorganik bileşikler de bulunuyor. Hani bunlar da var ama ben sadece önemli olanlarını yazdım. Ribozom, DNA ve RNA'sı var. O zaman mitokondri kendi başına kendini eşleyebilir mi? Eşler ama çekirdeğin kontrolünde eşler. Hani çekirdek emir vermez eşle diye. Sadece kontrol eder. Ribozomu bulunduğu için kendi proteinini kendisi de sentezler arkadaşlar. Dolayısıyla aslında tek başına yaşayan prokaryot bir canlı gibi görülebilir bizim mitokondrimiz. O zaman mitokondri ile ilgili özelliklerini de yazalım. Çift katlı zara sahiptir. Dış zar düz. İç zar kıvrımlıdır. Bu kıvrımlara krista denir. Matrix'ten de bahsedelim. Şöyle diyelim. Matrix'te ya da içinde bulunan sıvıya matrix denir. Bu sıvıda DNA, RNA, ribozom, organik ve inorganik bileşikler bulunur. Evet, böylece arkadaşlar ne diyoruz? Mitokondri kendini eşleyebilir. Evet, mitokondrinin genel özellikleri bu şekilde. Mitokondri ile ilgili söyleyeceklerimiz de bunlardır. Burada bilmeniz gereken matrix, krista, bunlardan çok soru soruluyor. İçerisinde gerçekleşen olaylar, enerji santralinin olması, bunlar arkadaşlar oldukça soruluyor.
Mitokondri ile ilgili şunu da söyleyelim. Enerjinin çok üretildiği vücudumuzun bölgelerinde fazla sayıda mitokondri bulunur. Mesela çizgili kaslarımız çok fazla enerji üretir. O yüzden de mitokondri sayısı oldukça fazladır. Evet, gelelim kloroplasta, yani plastiklere. Plastikler sadece bitkilerde bulunur arkadaşlar. Ve bazı protistalarda da bulunuyor tabii ki, ama biz genel olarak diyoruz sadece bitkilerde bulunur diye. Hayvan hücrelerinde bulunmaz ve mantar hücrelerinde bulunmaz arkadaşlar. Plastikler 3 tanedir. Kloroplast, kromoplast ve lökoplast. O zaman ilk önce kloroplasttan başlayalım. Kloroplast fotosentezin gerçekleştiği yapıdır, organeldir. Fotosentez burada gerçekleşiyor. O zaman şöyle diyelim. Fotosentezin gerçekleştiği organeldir. Gerçekleştiği organeldir. Sadece fotosentez yapan ökaryotik canlılarda bulunur arkadaşlar. Sadece fotosentez yapan ökaryotik canlılarda bulunur. Canlılarda bulunur. Ayrıca içerisinde klorofil pigmenti bulunduğu için de bitkiye yeşil rengini verir. İçinde klorofil. Klorofil bulunduğu için bitkiye yeşil renk verir. Yeşil renk verir. Peki, yapısına baktığımız zaman arkadaşlar, yapısında bak yine bu da çift zarlı, iki zarlı, iki zardan oluşuyor. Şurası dış zar. İç tarafında da iç zar bulunur. İç zar. Bunlarda kıvrım falan yok. Bir de üçüncü bir zar sistemi vardır. Bakın şu yapı üçüncü bir zar sistemidir. Biz bu yapıların her birine bakın teker teker tilakoid diyoruz. Tilakoid. Tamamına ise, bakın şöyle, tamamına ise granum diyoruz. Granum. Eğer tek tek derse tilakoid, tamamını sorarsa granum arkadaşlar. Ortada bulunan bu geçiş yapıya ise ara lamel diyoruz. Ara lamel diyoruz. Bu da işte tilakoidler arasındaki geçişi, bağlantıyı sağlıyor. İşte bu tilakoidlerin üstünde klorofiller bulunur ve bitkiye yeşil rengini verir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. İçerisinde bulunan kloroplasta ait sıvıya ise stroma diyoruz. Stroma. Stroma da aynı mitokondrinin matriksi gibi kendine ait DNA, RNA, ribozom içerir arkadaşlar. Organik ve inorganik bileşikler bulunur. Bu yüzden kloroplast da yine çekirdeğin kontrolünde kendisini eşleyebilir. O zaman şöyle yazalım. Çift zarlıdır. Çift zarlıdır. İçindeki sıvıya stroma denir. Bu sıvıda DNA, RNA, ribozom, organik ve inorganik maddeler bulunur. İnorganik maddeler bulunur. Kendini eşleyebilir diyelim. Kendini eşleyebilir. Tilakoidler üzerinde klorofil vardır. Klorofil vardır. Arkadaşlar ayrıca kloroplastla ilgili bir şey daha söyleyelim. Geçici olarak nişastayı depolayabilir. Geçici olarak nişasta üretip depolayabilir. İşte kloroplastla ilgili genel olarak söyleyeceklerimiz bunlardır arkadaşlar. Bitkilerde bulunduğunu, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, fotosentez yapan ökaryotik canlılarda bulunduğunu unutmayın. Biz genel olarak bitkiler diyoruz ama mesela algilerde de vardır. İşte Öglena'da da vardır. O yüzden sadece şunu bilin. Fotosentezin gerçekleştiği ökaryotik canlılarda bulunur diyebiliriz. Evet, kloroplastla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Gelelim. A kloroplast demiştik. B diyelim kromoplast. B kromoplast.
kromoplast. Nedir bu kromoplast? Arkadaşlar bu da bitkiye yeşil haricinde diğer renkleri veren bir organeldir kromoplast. Karotenoid dediğimiz pigmentleri bulunduruyor. O zaman şöyle diyelim. Karotenoid denen pigmentleri bulundurur. Pigment renk maddesi demektir. Pigmentleri bulundurur. Ne yapıyor? Yeşil haricinde hangi renkleri veriyor arkadaşlar? Turuncu. Turuncunun ismi karotendir. Karoten. Daha sonra sarı. Sarıyı oluşturur. Sarı kısantofil. Bir de kırmızı rengini oluşturur arkadaşlar. Kırmızı ise likopen. Hatta bu likopene karşı alerjisi olanlar var. Bu yüzden kırmızı meyveleri tüketemeyen insanlar var. Likopenden kaynaklanır bu durum. Arkadaşlar bu renklendirme olayı sayesinde işte meyvelere, işte yapraklara, çiçeklerin yapraklarına falan renk veriyor. Bu sayede hem meyvelerin daha güzel bir görünümde olmasını sağlıyor. Hem de çiçeklerin renklendirilmesi sayesinde işte tozlaşmaya falan yardımcı oluyor. Sadece kromoplastla ilgili bilmemiz gerekenler bunlardır. Gelelim lökoplasta. C diyoruz lökoplast. Lökoplast. Arkadaşlar lökoplast renksizdir. Mikroskopla bakıldığı zaman herhangi bir rengi yoktur. Şeffaftır hatta. Nişasta depolayan yapıdır. O zaman şöyle diyelim. Renksizdir. Nişasta depolar. Nişasta depolar. Eğer ki ışık alırsa kloroplasta dönüşür. Kloroplasta dönüşür. Bunun en iyi örneğini patateste görüyoruz. Patateslerinizi bir süre güneş ışığına maruz bırakın. Arkadaşlar bir süre sonra üst tarafının böyle yeşillendiğini görürsünüz. Bunun sebebi patatesin içerisinde bulunan nişastayı depo eden lökoplastlar güneş ışığı aldıklarında kloroplasta dönüşüyorlar ve fotosentez yapmaya başlıyorlar. Bu yüzden zaten bizler ne yapıyoruz? Patatesi böyle dilimleyip toprağa ektiğimiz zaman işte yeni patatesleri elde edebiliyoruz. İşte genel olarak söyleyeceklerimiz bunlar. Plastiklerle ilgili. Bunlar da yine sadece bitkilerde bulunan moleküllerdir, yapılardır. Arkadaşlar son olarak bizim bir yapımız kaldı. O da çekirdek. Çekirdekten de bahsedelim. Daha sonra hücremizi bitirelim. Şöyle 3 diyorum. Çekirdek. 1 demiştik hücre zarı. 2 demiştik sitoplazma ve organeller. 3 diyoruz çekirdek. Arkadaşlar çekirdek ökaryotik hücrelerde bulunan çift zara sahip olan bir yapıdır çekirdeğimiz. Çekirdeğin görevleri vardır, yapıları vardır. Bunlara bakalım. İlk önce şöyle diyelim. Ökaryotlarda bulunan çift zarlı yapıdır. Peki nedir çekirdeğin görevi? Görevi hücreyi yönetmektir. Hücreyi yönetir arkadaşlar. Çekirdeğin yapısına baktığımızda çekirdek 3 tane yapıdan oluşur arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi çekirdek zarı, bir diğeri çekirdek sıvısı yani çekirdeğin içerisindeki sıvı, bir de kromatin iplik dediğimiz yapıdır. Bunlara bakalım şimdi. O zaman şöyle diyelim. 3 yapıdan oluşur. Bunlardan bir tanesi, birincisi nedir? Çekirdek zarı. Arkadaşlar çekirdek zarı hücre zarına nazaran daha büyük deliklere yani porlara sahiptir. Bu porlar sayesinde madde giriş çıkışı kolay oluyor. O zaman şöyle diyelim. Çift katlıdır. Büyük porlar içerir. Por dediğimiz delikler. Porlar içerir. Seçici geçirgen değildir. Çünkü zaten bizim işte hücre zarımız zaten seçici geçirgendir. Hani istenmeyen bir yapıyı hücrenin içerisine almıyor. Dolayısıyla çekirdek zarının seçici geçirgen olmasına gerek yoktur. O yüzden şöyle diyoruz. Seçici geçirgen
değildir. Veya şöyle de karşınıza çıkabilir. Yarı seçici geçirgendir. Hani şey gibi değil, hücre zarı gibi değil. Yarı seçici geçirgendir diye de karşınıza çıkabilir. Ama genel olarak seçici geçirgen değildir diye alıyoruz. Evet, çekirdek zarı ile ilgili söylediklerimiz, söyleyeceklerimiz bunlar. Gelelim ikinci yapımıza, çekirdek sıvısı. Çekirdek sıvısı. Arkadaşlar bu sitoplazmaya nazaran biraz daha katı. Hani yumurta akından biraz daha koyu kıvam olduğunu düşünün. Böyle bir yapıya sahiptir. Sitoplazmaya nazaran biraz daha katıdır. İçerisinde ne bulunur? İçerisinde nükleotitler ve enzimler bulunur arkadaşlar. İçinde nükleotit ve enzimler bulunur. Enzimler bulunur. Evet, çekirdek sıvısı ile ilgili söyleyeceklerimiz de bunlar. Gelelim 3. Kromatin A. Kromatin A veya kromatin iplik diyelim. Arkadaşlar, kromatin iplik bizim genetik bilgimizi taşıyan DNA'nın bulunduğu artı etrafında bir de histon proteinlerinin bulunduğu bir yapıdır. O zaman kromatin iplik dediğimiz zaman DNA artı histon proteinleri. Histon proteinleridir. DNA ne yapıyordu? Hatırlayın. DNA bizim vücudumuzda işte genetik özelliklerimizi taşıyordu ve bunların ileriki nesillere aktarılmasını sağlıyordu. İşte DNA'nın böyle karmaşık bir şekilde bulunduğu ve histon proteinleriyle kaplandığı yapıya da biz kromatin iplik diyoruz arkadaşlar. Kromatin iplik hücre bölünmesi sırasında kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturuyor ve böylece nesilden nesile aktarılmasını sağlıyor. O zaman şöyle diyelim. Hücre bölünmesi sırasında kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturur. Şimdi bir kromozomun yapısında neler var bakalım. Şöyle kromozomu şu şekilde bir çizelim. Arkadaşlar, kromozomun yapısında iki tane birbirine eş kardeş kromatit dediğimiz yapılar vardır. Bakın şunlar, şu yapılar kardeş kromatitlerdir. Kardeş kromatit. Bir de bu kardeş kromatitlerin bağlandığı bölge vardır. Buraya da sentromer bölgesi diyoruz. Kromozomlarla ilgili şimdilik bu kadarını bilmeniz yeterlidir. Zaten hücre bölünmesinde detaylı olarak yapısından bahsettik. Evet, böylece hücreyi bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomda hücreyle ilgili soru çözümü yapacağım. Biliyorsunuz bir öncekinde hücre zarına madde geçişleriyle ilgili soru çözümü yapmıştım. Burada sadece hücre, organeller, bunlarla ilgili soru çözümü yapacağım. Hücre zarına madde geçişlerini artık buraya katmayacağım. Sonraki videomuzda soru çözümünde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.